Buyurun Nurmak Hanım, buyurun. Size şöyle bir hediyemiz vardı. Çocuğunun babası bu arkadaş. Li Yuan. Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi. Ne diyorsun sen be? Yani senin annenin olayında donör olan arkadaş bu. Sen Fırat'a benzeyen birini seçmiştin ama biz birazcık müdahale ettik. Şimdi ister bebeğini doğurur kendin görürsün. İstersen ben sana neye benzeyeceğini göstereyim. Şimdi sen mi ararsın Fırat'ı? Yoksa ben mi arayayım? Güzel. O zaman şöyle yapacağız. Sen kayak yaparken kaza geçirdin. Çocuğu düşürdün. Fırat'tan ayrılmamak için aldıracağım, yapamam, istemiyorum kolpalarını yattın. Böylelikle üstünü kapatacaktın. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun Irmak? İstersen her şeyi anlat Fırat'a. Sana tezgah kurdum de. Böyle bir şey yoktu de. Suni yollardan hamile kaldım de. Ya bebeğini kaybetmiş mağdur bir kadın ya da tımarhanelik psikopat bir hikaye. Sen bilirsin. Neden beni koruyorsun? Deniz için. Fırat bunları duyarsa seni kapattırır. Deniz çok kötü olur. Sen ablama Çinli donör hikayesini anlatamayacağın için yapıyorsun. Benim bir sıkıntım yok. Ben her şeyi anlatırım. Zaten benden beklenen bu. Kimse şaşırmaz. Deniz en fazla bundan sonra beni görmez. Belki de onun için hayırlısı da bu. Ama seni kaybederse o kız çok üzülür. Sen iğrenç bir insansın. Hatta insan değilsin. Bilmukabele. Şimdi arıyorum Fırat'ı. En iyisi yüz yüze konuşmak değil mi? Fırat neredesin? Evin oradayım abi. Ne vardı? Güzel. Bekle orada, geliyoruz. Irmak'ın sana anlatacakları var. Efendim Deniz Hanım. Ay Sermet neredesiniz? Hani hemen gelecektiniz? Ay ölüyorum ben burada meraktan ya. Neler oluyor? Tamam meraklanmayın, bir şey olduğu yok. Geleceğiz birazdan. İsterseniz Irmak'a vereyim, Irmak'la konuşun. Tamam abla, geleceğiz birazdan. İyiyim ben. Yok bir şey. Tamam. Benimle uğraşmak ne demek göstereceğim ben sana. Narine gidiyoruz hele.
Hayırdır? Aa, Fırat'cığım, beni ikna etmek için bütün ekibi toplayıp getirdin mi? Ama hiç gerek yok, ben gerçekten iknayım. Irmak, ben Fırat'ın kıyafetlerini toplayayım, hepsini sana vereyim, tamam mı? Al götür çocuğunun babasının eşyalarını. Düşündüğümden de çabuk düştü kale. Narin, sırmanamayı kesedim neyse. Abi, sen. Hiç sırası değildi mi? Evet, dinleseniz iyi olur. Fırat, çocuk falan yok. O gece hiçbir şey olmadı aramızda. Sana yalan söyledim. Ne? Hiçbir şey olmadı. Sen çok sarhoştun. Ben seni istedim ama sen beni istemedin. Sonra sızdın. Ne diyorsun sen ya? Sonra Kıbrıs'a gittim. Çocuğum olmasını çok istiyordum. Bir donör bulundu ve hamile kaldım. Size bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Ama çok istiyordum Fırat. Senden çocuğum olmasını her şeyden çok istiyordum. Ama üzgünüm, çocuk senin değil. Özür dilerim siz de. Tartıştınız boş boşuna. Hay Allah. Git lan, şunun peşinden deli bir şey yapmasın. Koş. Fırat. Biz her şeyi takip almıştık yani. Bilgimiz vardı, hani belgeleri de hazırdı da. Yani hamile kalmadığı için çocuğu garantiye almak için yaptığını bilmiyorduk. Meğer el eline değmemiş de bizim haberimiz yokmuş. Enteresan gerçekten. Yani bilinçaltının bana senden daha sadık olmasına çok şaşırdım. Yani buna sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim doğrusu. Hangi? Gerçekten. Üzgünüm Narin. Çok. Bu saatte ya. Kim o? Narin, Narin. Alo, Narin kızım. Ne yapıyorsun? Ümmü abla. İyi misin sen? Şey, iyi değilim de konuşacak birine ihtiyacım vardı. O yüzden seni aradım. Ay Narin, ne olur kötü bir haber deme. Şadiye'ye bir şey olmadı değil mi? Allah'ım sen koru. Yok Ümmü abla. Fırat. Neredesin kızım sen? Evde misin? Tamam, ben geliyorum. Şimdi taksiye biniyorum. 10 dakikaya sende olurum yavrum. Ne olmuş ya? Ben gidiyorum Narin'e. Ne olmuş Narin'e ya?
Canım kızım morali bozulmuş biraz. Gideceğim bir bakacağım. Ben de geleceğim. Recep nereye geliyor? Çocuklar yukarıda uyuyor. Ben şuradan kapıdan taksiye atlayacağım gideceğim ya. Gider gitmez ara beni, merakta bırakma. Ah be narinim, ah be narinim, ben ne diyeyim ki sana? Kızım siz Fırat'la birbirinize sevdalandınız. 13 yaşında mıydınız? 12. Koskoca bir ömür beklediniz be yavrum birbirinizi. Daha dün gibi aklımda Şadiye ile o Fırat yüzünden ettiğiniz kavgalar. Hadi gidelim abla. Of git sen. Ne oldu? Yok bir şey. Müdürle konuşacağım ben. Niye burada bekliyorsun? Odasına git. Müdür çıkmaz ki. Sen karışacaksın mı? Git diyorum hadi. Sen tuhaf oldun zaten. Hep bağırıyorsun bana. Bir evde sen bağırmıyordun. Şimdi sen de başladın. Maç neydi? Evet abi ya, süperdi. Önüne baksana ufaklık. Bakmazsan ne olur? Ne olur? Niye vurdun çocuğa? Sen niye vurduğumu biliyorsun. Ne diyorsun sen be? İçerim oynadım. Aşıksın sen, biliyorum ben. Hiç benle de oynamıyorsun, hep onu bekliyorsun. Aptal, sen annem gibi olacaksın işte. Cin girdi, şeytan girdi içine. Birdiniz, iki deli oldunuz evde. Siz gelin de çıksın içine şeytan. Şadiye ne yap? Ah! Şadiye bırak! Şadiye düşsün! Ya bırak beni! Oğlum ne yapıyorsun? Ya çekil şuna! Ya çekil şuradan diyorum sana! Kızlar ne yapıyorsunuz? Yoksa öldüreceğim seni! Ya ne manyak kızarsınız siz! Ayrıl ya! Sakın karışma bize! Hep senin yüzünden oldu zaten! Aptal! Pis zengin! Hacı kız çoğuştur daha önce kim? Can şimdi sen nasıl? Kimin içinden cin çıkar şimdi? Tutuya girelim de. Anne. Ne oluyorsunuz be? Anne ben musluk alacağım. Hacı kadına götürsene beni. Yaz. Sana baka baka buna da oldu olanlar. Aa ne muskası kız? Ne yapacaksın muskayı? Var ya bizim okuldaki zengin. Zengin çocuğu seviyor. Ona kendini güzel göstermek için neler yapıyor neler. Ah. Oynamıyor benimle. Konuşmuyor da. Ay başıma gelen. Narin kız hangi zengin çocuğuymuş bu? Şadiye. Bak çok kötü döverim seni. Çocuk falan dinlemeyeceğim. Kıracağım bir taraflarını. Ay kız. Dur, dur dur. Küçük kız hanım. Küçük. Anne bizim lisede bir çocuk var. Ona bakıyor bu. Kız. Utanmıyor mu kız bu yaşta böyle şeylere? Baban duyarsa ne yaparız sen? Baban bir gelsin seni söyleyeceğim. Görürsün sen gününü. Öldüreceğim kızım seni. Ah, Narin. Ah, seçim. Seçim. Ah, seçim. Ah, seçim. Ah, ay Hatice bırak, ne olacak kızım bunların aşkından? Çocuk bunlar. Üç gün düşünür, dördüncü gün unutur gider. Babası duyarsa? Unutmayacağım. Ölünceye kadar seveceğim onu, anladınız mı? Ben! Kimi seveceksin lan ölünceye kadar, ha? Kim lan? Baba, baba hiç kimse değil baba. Baba hiç kimse değil. Bizim yanıma öpeğimiz vardı. Diyor abla. Recep, sarı çiyanda az etmemiş yalnız oğlana. Benim güzel narinim öyle çabucak pes etmez. Aklımı kaybedeceğim artık Ümmü abla. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Biri bana anlatsın nasıl davranacağımı gerçekten bilmiyorum. Sabırlı olacaksın yavrum, sabırlı olacaksın. Allah sıkışana yol gösterir anne. Ben bir yüzümü yıkayayım. Ay kızım dur, dur senin artık üzüntüden halin kalmadı. Otur. Al bak şurada su var. Suyunu da içiver. Başım döndü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Hadi.